Arkadaşlar bugün ilk YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün soru challenge yapacağız. Yani biraz heyecanlıyız, kusura bakmayın. Ben Sefa Aydın. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Samet Buğra Güler. YouTube'un yeni üyesiyim. Kanalımıza abone olmayı ve destek çıkmayı unutmayın. Rica ediyoruz. Sen Çantaraz. Ve bu soru cevap kağıtları taş kağıt makası taş kağıt makası yapacağız. Ondan sonra seçeceğiz. Kim kazanırsa o soruyu soracak arkadaşlar. Olmadı bu. Ben yendim. Aynen. Ben açıyorum. Sen aç bana soruyu. Ben. Hangisini aldım arkadaşlar? Bence bu ortadaki dikey duran şekilde oldu biraz. Ben bunu almak istiyorum. Evet ve kendi paranızla aldığınız ilk şey nedir? Kendi paramla gösteriyorum. Biraz sersem oldu ama. Sersem oldu aynen. Böyle bir sorun yok. Yok. Gel yanlış oldum. Evet. Kendi paranızla. Kendi paramla aldığım ilk şey. Kendi paramla aldığım ilk şey hazırlamıyorum yani. Kendi ama kendi paramla aldığım ilk şey yani ilk spor salonuna gittim kendi paramla. Kendi parasıyla ilk spor salonuna gitmiş arkadaşlar. Aslında büyük bir gurur arkadaşlar yani kendi paranızla bir şey yapmak yani ailenize muhtaç olmamak yani bir belli bir yaşa geldikten sonra iyi bir gurur. Evet. Gel taş kağıt makas yapalım. Yok şimdi sıra sende. Aynen. Sırayla devam edeceğiz. Yani. Sırayla mı geldin? Aynen. Bir dakika al üstüne kendini havaya. Vücudunuzun en sevdiğiniz yeri neresidir? Vücudumun en sevdiğim yeri. Aslında arkadaşlar ben vücudumun, ben yüzümü çok seviyorum. Ben çok dirim, temiz bir vücudum var. Yüzüm var anlattım. Ya bilmiyorum yani Allah vermişti. Ama yani ben yüzüm pürüzsüz olmasından çok çok iyi yani çok iyi bir şey arkadaşlar. Belli bir yaşa geldikten sonra biliyorsunuz silice falan çıkıyor ama yani bende neyse öyle bir şey olmadı yani bugünün kıymetini bilmek, bugünün aynen kıymetini bilmek lazım. Aynen. Ben senden öğrendim. Ben diyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Bir şey sormaktan gelince bu videomuz daha yeni yani biz ilk challenge yapıyoruz. Bir de bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın yani bizi bu videoların gelmesini istiyorsanız yoruma belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kadar. Ben bu seçim bakalım. Ben güzel bence. Evet. Şöyle açıyorum. Bakma. Yapmaya en çok sevmediğiniz iş nedir? Ben kağıda göstereyim. Okşamıyorum zaten ama biliyorum ama ben geri gösteriyorum. Sen şöyle yap bence. Önce arkasını göster. Yapmayı en çok sevdiğiniz. Arkadaş zeki ben böyle böyle daha iyi. Yapmayı en çok sevmediğin değil mi? Soru okuyamamışsın. Yapmayı en çok sevmediğin iş. O işi zorsunuyorsam o işi sevmiyorumdur yani. Ben her işte zor. Sağlada çalışmak falan beni sıkıyor yani biraz zorlaştırıyor. Arkadaş doğru söyledi aslında. Bir işe üşeniyorsanız yani harbiden o işi sevmiyorsunuzdur. İşinizi severek yapın arkadaşlar. İşinizi severek yaptığınız zaman daha da kolaylaşır işler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bu arada Samet. Neden ne? Şakalım. En sevmediğiniz ulaşım aracı nedir? Uy. Benim en sevmediğim ulaşım aracı. Arkadaşlar benim en sevmediğim ulaşım aracı. Ne olmuş? Yani en sevmediğim ulaşım aracı. Hiç düşünmedim ya. Dolmuş olabilir mi? Yok dolmuş. Yok ya. Daraltı biraz geçmiş. Ben herhalde en sevmediğim ulaşım aracı ben tren ya. Tren güzel ya. Trenden korkarım ben. Trenden mi korkarım? Bu arada bu videoyu burada söylemişim. Oha ben bilmiyorum. Ben trenden korkarım. Burak sen nerede? Sen? Evet hiç. Ya arkadaşlar ne bilmiyorum ama yani ben trenden çok korkuyorum ya. Yani tren bana biraz kapalı geliyor bile. Ben kapalı bir yerde sıkışık kaldığım zaman panik atak var bende böyle birden. Değişebiliyorum hemen.
Bir de yani niyeyse ben yani paraga tak çok değişik bir duygu arkadaşlar. Böyle kalbiniz sıkışıyor, böyle bir değişik oluyor, anladınız mı? Öyle bir hastalık aranızdan. Öyle bir hastalık olan varsa bunu iyi anlayabilir. Aynen. Sen ben iyi anlayabilirim. Onun için dışına çıkmayalım. Devam edelim. Hoppa. Ben o kadarkini alıyorum, biliyorsunuz değil mi? Piyangoyu kazansan yapacağın ilk şey nedir? Güzel bir soru. Piyangoyu kazanırsam herhalde evsizlere ev alıyorum. Ne yaptın lan? Ney lan? Normal bir şey. Ben piyangoyu kazansam abi öyle yapmazdım, biliyor musun? Bilmiyorum ya. Ben öyle yapardım. Ben piyangoyu kazansam arkadaşlar, ben harbiden içinizdeki öfkeye bastırma yani. Ben siz piyangoyu kazansanız hadi düşünün kazandınız. Hepiniz bence ne yaparsınız biliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Alırsınız aranıza bir, altınıza bir Mercedes'e de BMW'de. Bu binersiniz bir villaya. Yakışır. İnsan parayı görünce değişiyor. Aynen. Sen ne yapardın? İnsan insan değiştiremiyor ama para insan değiştiriyor. Aynen öyle. Emin ol ben de beni de değiştirebilirdi yani. Böyle de yerime bakmayın. Aynen arkadaşlar. Şimdi seçelim mi? Renkte seçelim. Ben seçelim. Ben yok, aynen seçiyorum. İki tane mi kalmıştı? Üç tane. Tabii iki tane kaldı. Ama biraz yani dediğim gibi. Tamam. Evet. Bu biraz saçma bir soru olmuş. Saçmalıktan ziyade bir değişik soru olmuş. Aynen bana. Üstün güçleriniz olsaydı, bir günlük üstün güçleriniz olsaydı ne yapardınız? Üstün güçlerim olsaydı ne yapardım? Herhalde. Ama kalıcı bir şey bu. Sihir. Üstün güçlerim olsaydı. Yani ne yapardım? Birini mi değiştirmek isterdim? Şey yapardım ya herhalde, üstün güçlerim olsaydı. Dünyayı değiştirdim herhalde. Aynen. Dünyayı doğru. Yani dünyayı değiştirmek isterdim. İnsanlar biraz çok tuhaf. Bu soruyu aslında ben size soruyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtin bunu. Üstün bir sihriniz ya da gücünüz olsaydı ne yapardınız? Yorumlara yazın. Ben de en sevdiğim yorumu YouTube'da paylaşacağım bunu. Unutmayın diğer videomuzu. Bu arada YouTube videomuzun, kanalımızın ismi yok. Yorumlarda belirterek yeni bir isim verebiliriz. Aynen. Sizin yani, isimli, sizin verdiğiniz isimleri kullanabiliriz. Aynen. Yani. Bunu yorumlarda belirtin. İsmimiz yani ismim Abdurrahmanatsan ama bizim bu arkadaşımızın ismi, hatta bizim kameramız değil size o arka prosedürde ya, dediğimiz gibi bir yeni bir isim koymayı düşünüyoruz. Siz bunu yine de yorumlarda belirtin. Şu an yeni başladık, biraz heyecanlıyız. Hatta ilk başlarda biz çok güldük, öyle dedi size yani, heyecanlıydık yani. Bir türlü aynen hazırlanmamız var. Biraz zaman aldı. Aynen öyle yani. Soruya geçelim. Aynen öyle yani. Bayağı bir sana. Soruya geçelim. Soruya geçelim. Hayali bir kahraman olsan kim olmak isterdin? Hayali bir kahraman olmak isterdim. Evet. Cüneyt Arkam oldu. Cüneyt Arkam mı? Ama hayali değil ki, gerçek. Gerçek bir kişilik ama ne olmak istedin? Mars Pilami. Mars Pilami. Çizgi film karakteri olmak istedim. Oradan oraya atlayalım, her yere atlayalım. Adam değil aslında. Mars Pilami. Aynen. Aynen. Bir anlamda şey. Zaten çocukken onu izlemeyen çocuk oluyor. Aynen ya, Marsupilami yani arkadaşlar. Herkes izlemiştir bence ya, ya da bir görmüştür yani. Keloğlan izlemeyen yoktur yani. Aynen Keloğlan olsun falan filan. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu arada diyeceğim bir şey olacak. Bu kanalın ismini siz koyun bence. Bugün çünkü siz hak ediyorsunuz. Hani yorumlarda belirtiniz, yorumlarda yazın. Biz bakarız yorumlardan. Hangisini beğenirsek ya da hangisini beğenirsek demeyeyim. Hangisi hoşumuza giderse onu alıp kanalımızın ismini yapmayı düşünüyoruz. Diyeceklerim benim bu kadar. Sözü sanata bırakıyorum. Bizim hedefimiz aslında 1000 aboneye ulaşmak. Aynen. Daha iyi bir yere gelmek. Ulan sizin sayenizde hatta. Aynen. Sizin sayenizde 1000 aboneye ulaşmak istiyoruz. Bizim şu anki abonemiz 550 falan. 1000 abone olursak daha iyi olur. Ya hatta yani bu bizim başlama sürecimiz bile çok olaylı geçti. Çünkü arkadaşımız başlatıyor videoyu, biz
giremiyoruz içeri. Gülüyoruz yani, anladın mı? Yani çok heyecanlıyız. Aynen, sürekli psikolojimiz bozuluyor. Aynen. Sürekli gülüyoruz. Yani biz hatta, yani ben şöyle diyeyim. Şu an biz videoyu okula çekiyoruz, yani öyle diyeyim size. Bir de biz videoya girerken bir heyecan oluyor. O heyecanı bastıramıyoruz içinde. O yüzden gülesin geliyor. Ondan yani böyle bir heyecanda bulunmuş oluyoruz. Eğer o heyecanı tatmak istiyorsanız kamerayı alın, video çekmeye çalışın, bir deneyin. Siz aynen de anlarsınız yani. Aynen, bizim ne demek istediğimizi anlarsınız. Biz hatta yani bir süreç yaşadık yani, nasıl işte dedik arkadaşlarla, nerede çekelim, burada çekelim işte dedik, ya da sınıftan çekelim, ya da işte tuvalette bile çekelim dedik yani. Ya biz çok bayağı bir saçmaladık. Bu yüzden yani başka bir şey diyeceğim yok. Yani bizim aslında bunu yapmamızın amacı neydi biliyor musunuz? Size söyleyeyim aslında amacını. Hedefleriniz arkadaşlar. Bakın, ders çalışmanız, düzenli tutum tutmanız ya da not etmeniz gibi şeylerden, yani YouTube videomuzun asıl amacı buydu yani. Size anlatmak istediğimiz de buydu. Bu yüzden hatta okula çekiyoruz biz. Daha iyi çekebileceğimiz bir yer olmadığı için, maddiyat durumundan dolayı, yoksa bir prodüksiyon tutup bir yerde güzel daha iyi çekebilirdik yani. Ama şunu unutmayın, bu videoya like atmayın, abone olmayın ve bu kanalın ismini yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.